ve Hatay'a gidiyoruz. Hatay'da bildiğiniz gibi 22 yaşında Abdullah Cömert dün başından aldığı kurşun yarasıyla hayatını kaybetti. Arkadaşımız Gürbüz Şahin, Abdullah Cömert'in evinde şu anda. Gürbüz Şahin'le görüşeceğiz ilk önce. Detaylarını alacağız. Gürbüz, merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler, kolay gelsin. Evet, tüm Türkiye'de saldırılar yaşanıyor. Üzücü haberlerden biri de Hatay'dan geldi. Bir ölüm haberi. 22 yaşında Abdullah Cömert adlı arkadaşımız hayatını kaybetti. Başından aldığı kurşun yarası sonucu öldüğü ve nereden atıldığı belli olmayan diye bir açıklama var. Detaylar sende, senden alalım detayları. Şimdi dün akşam saatlerinde Hatay'ın Armutlu mahallesinde, Antakya'nın bir gösteri vardı. Hükümetin işte bu Gezi Parkı'ndaki tutumu, bundan sonraki şiddeti arttırmandırarak yaptığı uygulamalara karşı halkın tepkisi vardı. Saat 10.30 sularında sert bir müdahale gerçekleşti. Halka yönelik biber gazı, plastik mermi kullanılarak dağıtıldı insanlar. Saat 11 sularında, 11.25 sularında Abdullah Cüzdan, Abdullah Cömert adlı genç önce biber gazı kapsülü isabet ediyor kafasına. Daha sonra görgü tanıklarının, iki tane görgü tanığı var, apartmanlardan izleyenler var. Onların ifadesine göre resmi bir araç, işte bir akrepten bahsediliyor. İnen iki kişinin hedef gözeterek, camı indirerek hedef gözeterek başına ateş ettiği söyleniyor. Şu anda çok ciddi bir gerilim söz konusu. Yanımda öldürülen Abdullah Cömert'in abisi var. O da görüşlerini ifade etmek istiyor, sizinle paylaşmak istiyor. Ona veriyorum şimdi. Alo. İyi yayınlar. Adnan Cömert ben. Şehit Abdullah Cömert'in abisiyim. Evet, çünkü onu şehit sayıyoruz. Çünkü bir biliyorsunuz yani olayları. Bu iktidarın, bu hükümetin derhal istifa etmesi gerekiyor. Benim kardeşimi bizim ödediğimiz vergilerle katletti. Zehir zıkkım olsun onlara verdiğimiz vergiler. Bu polisler Büyükelçi Erdoğan, İçişleri Bakanı, Hatay Valisi, bir de Hatay Emniyet Müdürü. Bunların derhal istifa etmesi gerekiyor. Masum bir vatandaşı kurşunla bir de üstüne de kapattılar. Alo. Evet. Gerçek kurşunla vurmalarına, yani bütün milletin ayaklanmasını, kanımızın, Türk vatandaşının kanın yerinde kalmasını istemiyoruz. Bütün Müslüman, bütün dinlerin birleştiği bu anda herkesin ayağa kalkmasını istiyoruz. Kardeşimi Erdoğan öldürttü. Hatay Valisi, İçişleri Bakanı, Hatay Emniyet Müdürü. Bunlar benim kardeşimin katilleridir. Bunlar kardeşimi şehit etmişlerdir. Allah onların belalarını versin. Bizden aldığı bütün vergiler zehir zıkkım olsun ona. Derhal bu AK Parti'nin başındaki Erdoğan'ın istifa etmesi gerekiyor. Bütün Türkiye'yi buna çağırıyorum. Bütün sağduyulu vatandaşlarımızı bu konuda, yani kanımızı yerde bırakmasınlar. Evet. Yani mahzun bir genci, 22 yaşında bir genci ara sokakta sıkıştırıp evine giderken, dağılırken millet üstüne biber gazı, gerçek kurşun, şahitlerin önünde, yani iki tane şahidimiz var, ayrıca otopsi raporunda kurşun isabet etmiş, bir de arka kafasına gaz biberi vurmuşlar. Bugün yani elinde hiçbir şey olmayan bir 22 yaşında bir genç kardeşimizi böyle yapmalarına, yani vicdanı olan herkes ayaklanmasını istiyoruz. Kanımızı yerde bırakmasınlar. Evet, Sayın Adnan Cömert, tabii başınız sağ olsun. Yani o çok 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 acı. Tarif edilmez kesinlikle. Ben ama yine de şunu sormak istiyorum. Siz tabii ki kim olduğunu, yani katilin kim olduğunu söylüyorsunuz. Sizi arayan oldu mu hiç Hatay Valiliğinden ya da yetkililerden herhangi bir arayan oldu mu? Başsağlığı dilemek için bile yani. Hatay Valisi bizi aradı, bize gelip başsağlığını dedi. Biz dedik ki siz bizim kardeşimizi vurdunuz, nasıl gelip başsağlığı dileyeceksin? Seni istemiyoruz dedik. İzin vermedik kendisi. Çünkü kendisi polisi bize bütün bu Hatay halkına, normal demokratik hakkını kullanan
Halkani nasıl biber gazı gerçek mermi kullanırlar? Vali bize aracı gönderdi. Telefon açmadı. Aracı gönderdi, gelmek istediğini söyledi. Biz reddettik. İstemiyoruz. Gelip bizden başsağlığı dilemesin. Hani bir insan bir camı kırar sonra özür diler. Olur mu böyle bir şey? Kasten camı kırıyorsun sonra özür diliyorsun. Bir can alıyorsun sonra gelip başsağlığı diliyorsun. Olur mu böyle bir şey? Evet. Yani, bu vatandaşı savunacak kimse yok mu ya? Kimse yok mu bu Türkiye'de? Polis bizi gelip vuruyor evimizde. Evimize saldırıyor. Her evimize saldırıyor bize. Kimse kim bizi kurtaracak? Ayaklanmazsak, birbirimize kenetlenmezsek, Türk, herkes kardeş, herkes yani Alevisi, Sünnisi, birbirimize kenetlenmemiz lazım. Yani böyle bir kişinin diktatörlüğü yüzünden bu kadar kişinin ölmesi yazık, günah değil mi? Bu nasıl geceleri nasıl rahat uyuyor? Çocukların başına gelir inşallah böyle şeyler. İnşallah çocuklarını da kurşunlarlar da anlasın. Bizim acımızı anlasın o zaman. Onun bir çocuğunun başına gelmedikten sonra bu adam anlamaz. Bu Tayyip anlamaz. Kendisinin oğlu da ölecek kuşuna öyle anlayacak milletin acısını. Evet, kusura bakmayın yani bu hayır. Acımız büyük. Sesini yükseltiyorum size karşı değil. Dinleyen vatandaşlara karşı değil yani. Tepkim Erdoğan'a karşı. Erdoğan'a, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Hatay Emniyet Müdürü, Hatay Valisi. Bunlar hepsi nasıl duyarsız insanlar ya? Gerçek kurşun polis nasıl atabilir vatandaşına? Elinde sopa yok. Hiçbir şey yok elinde. Bu gerçek mermi sıkıyor ya. Bu adamı bulmaları lazım. Bu polisi, şerefsiz polisi bulmaları lazım. Milleti birbirine düşürecek bu polisi bulup herkesi adalete teslim etmeleri lazım. Bu olay durulmaz, bunu teslim etmekten sonra. Bu olayı çözmeleri lazım. Biz her şeyi söyledik orada. Nasıl vurulduğunu gerçek. Akrebi vurduk, kameraları gösterdik kendilerine. Mobese'yi gösterdik. Eğer bu olay aydınlatılmazsa demek ki gene de yani ne diyeceğim artık bir şey diyemiyorum. Biz de mi elimize silah alalım yani? Biz de mi ayaklanalım? Birbirimizi vuralım. Yazık günah değil mi bu insanlara? Evet Sayın Adnan Cömert. Tekrar çok çok başınız sağ olsun. Türkiye'nin başı sağ olsun. Evet, Türkiye'ye verdik. Demokrasi adına mitinge giden, gidip orada şenlik gibi eğlenen gençleri kurşunlayan bu hain polisleri kınıyorum ve bütün Türk halkının başı sağ olsun. Bir şehidimiz var. Bizim kanımız yerde kalmasın. Sesleniyorum herkese. Bütün vicdanı olan insanlara, çocuğu olan insanlara, kendini yani rahat yani böyle bir şehit var, kimse ayaklanmıyor. Nasıl rahat uyuyacaklar? Evet, çok teşekkür ediyoruz abi. Bağlandınız, duygularınızı paylaştınız. Tekrar teşekkür ederiz. Tekrar başınız sağ olsun. Türkiye'nin başı evet. Sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Evet. İyi günler. Evet, değerli izleyenler. Az önce de söylediğim gibi acı büyük. Yani bir ölüm haberi ve kardeşinin ölümü üzerine o acıyı, o öfkeye rağmen yine de demokrasi vurgusu yapabilen bir abinin haykırışını duydunuz. Size bir çağrıydı, bize bir çağrıydı.